Merhaba arkadaşlar. Sizlere normal sigortanın, yani alternatif akımda normal şebekede kullandığımız sigortanın doğru akımda kullanılıp kullanılmadığını, görev yapıp yapmadığını sizlere göstereceğim ve ispat edeceğim. Daha önceki benim videolarımda işte bu sigortalar doğru akımda kullanılmaz, doğru akım sigortaları farklıdır diye böyle bir yorum da yazmışlar. Yazanlara da saygı duyuyorum. Yani doğru, doğru akım sigortaları da farklıdır ama bunlar da kullanılmaktadır. Sizlere şöyle örnek vereyim. Nerelerde kullanılıyor? En basit, elektrikli bisikletiniz varsa elektrikli bisikletinizin aküsünü kesmede, açmada bu sigorta kullanılmaktadır. Nasıl görev yapar? Sizlere göstereceğim. Yani görev yapar. Örneğin bu 2 amperlik, ben Husisi deney amaçlı aldım 2 amper. Bu gördüğünüzde 12 volt 55 wattlık, yani tekabülü 4-5 ampere tekamül eder doğru akımda. 12 volt da yani 60 watt gücündedir, 55 watt gücündedir. Şimdi bu 2 amper, bu 4,5 amper veya 5 amper ama doğru akımda. Şimdi ben doğru akım olarak bu alternatörü, teker alternatörü döndüreceğim. 3 faz burada diyota giriyor, diyottan da artı eksi çıkıyor doğru akım olarak. Biri sigortaya, diğer de ampule bağlı. Şimdi ben bunu döndürüyorum. Aynı zamanda da ölçü aletimiz de bağlı. Bakın burada voltajı ve süreye de bakın. Şu anda 12,5 volt. Sigortaya bakın. Attığını göreceksiniz. 13 volt. Bakın şu anda 4,5-5 amper geçmekte 2 amperden. Bakın gördünüz mü? Yani aşağı yukarı 1 dakika değil 10-15 saniye sürdü. 10-15 saniye sonra bakın sigortamız kapattı. Yani bu sigortalar doğru akımda kullanılmakta. Ama tabii bunun değerlerini biraz iyi hesaplamak gerekir. Ben size yani doğru akımda alternatif akım sigortalarının kullanıldığını ispat etmiş oldum. Teşekkür ederim.